Bunlar benim beyazlarım. Bunlara paha biçilemiyor. Dişim 11 yaşında. Kanat vermiyorum bunlara. Kanat vermekten bile korkuyorum. 11 yaşında olduğu halde. Bu da babaları. Bu 14 yaşında. Ya bunlara çok büyük paralar veriyorlar. 500 bin lirayı gördü bu kuşlar. Ben vermedim. 7 yaşından beri güvercinle uğraşıyorum. Babamdan öğrendiğim bir hobi. Babam çocukluğundan beri kuş uçurur. 65 yıldır kapımızda kuş var. 45 yıldır da ben ilgileniyorum. 15-20 yıl civarında profesyonel ilgileniyorum. Dünya kupaları, Türkiye kupalarında faalim. Dereceleri hazırlıyorsunuz kuşları. Dereceleri hazırlıyorum. Geçen sene dünya altıncısı oldum, kabul etmedim. Bu sene şu an dünya ikincisiyim. Dünya birincisiydim. Şu an beni bir tane güvercin geçti puanlamada. Şimdi onu geçmek için savaşıyorum, mücadele veriyorum. Kümesimde 55 tane güvercinim var. 3 sınıf kuşum var. 3 sınıftan başkasına bakmıyorum. Kendi damarlarım, kimseye ait değil. Birinci serim kar topu. Beyazlarım var. Beyazlarım çok mükemmel kuşlar. Yani üzerinde tanımam. O kadar diyeyim yani şahsıma. İkinci kıyıcılar diye bir güvercinlerim var. Onlar da çok uzundan atıyorlar. Yani 1000 metre, 1500 metreden atan güvercinlerim. Şu an dünya ikincisi olan kaplanlar serim var. Kaplanlar serim de görev kuşu, kupa kuşu, tam kupa için geçerli olan kuşlardan. Bu süt beyazlar demiştiniz, kaç yaşındaydı? Araba fiyatına kuşlar var. Evet. Araba fiyatına da arabayla bile takas etmem beyazlarımı. Beyazlarım 14 yaşında, birisi 11 yaşında. Aldığım yavrular 10 numara, 5 yıldız oynayan kuşlar ve bazen bulutta kaybediyorum. Bulutta kaybetmem de çok yükseğe çıkıyorlar oyun açarken. 3-4 minare, 5 minare diyeyim. Yani bir çok 40-50, 60-70-80 taklayla oyun açıyorlar sersemdeyken. Yalnız bulutta kaybettiğim çok oluyor. Yani atmaca, kartal, şahin, bu şekilde alıcı kuşlar var. Onlara denk gelmezse, aşağı indirirsem mükemmel oynatıyorum güvercinlerimi. Şey vermişlerdi, 500 bin lira değer vermişlerdi. Evet, İstanbul'dan bir kardeşim önce 200 bin dedi, sonra 300 bin, en son 500 bine kadar çıktı. Anneyi babayı istediğinden dolayı vermedim. Yavru isteseydi belki verebilirdim ama anneyi babayı verme şansım yok. Mesela... Ben değer biçmiyorum yani. Fiyat olarak da hiçbir paranın gücü yetmez. Parayla satın alınmayacak şeyler olduğunu herkes bilmesi lazım. Parayla satın alınacak bir şey değil o. Ben 4.30'da kalkarım, kahvemi içerim, sonra kuşlarımın altına geçerim. Kuşlarımın damızlıklarımın bakımını, yavrularımın bakımını, uçumunu, teke uçuracağım kuşlar, yeni uçurduğum kuşlar ve eki olup da oynattığım güvercinler var. Bunlarla akşama kadar ilgileniyorum. Bütün vaktimi güvercinlerle geçiriyorum. Bebek edasıyla, bebek gibi. Bebek gibi. Yani bebek edasıyla yavrularımı severim, öperim. Güvercin normalde çoğu hayvan, yani evcil hayvanların çoğu sahibinin yüreğini oynar. Köpek de sahibinden cesaret alır, kuş da sahibinden cesaret alır. Kuş uçururken özellikle kupaya uçuran arkadaşlara diyorum, heyecanlanmayın, kuşunuza cesaret verin. Sakin olun. Bağ kuruyorsunuz. Kuşunuzla bağ kurmanız lazım. Sizin psikolojinize göre oynuyor kuş. Evet, severek ilgili bakıyorum, büyütüyorum. Çocuklarım gibi o kadar çok seviyorum. Bunları uçurmaya bile kıyamıyorum. Bulutta kaybediyorum. Bunlar çok. Bu beyazlarım, bunlar yavruları. Ben bunların üstüne beyaz güvercin tanımıyorum. Bağ olan bir soyunu 17 bin euroya verdim. Karşıdaki arabayı aldım. Kendi arabamı güvercin sayesinde aldım.
Dünya çapında dereceler yapıyor. Evet. Yapıyorlar da şey geliyorum. Tamam geliyorum. Vallahi bunlara 500 bin lira verdiler, vermedim. Yani 5 milyon verseler yine vermem ben bu güvercinleri. Bunları ben katı suretle vermem. E, 3 yaşına kadar kendini ispatladı. Şu an damızı ayırdım. Oyun olarak oynatmıyorum şu an.